Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Biraz sesim boğuk gelebilir, biraz üşütmüşüm de kusura bakmayın. Arkadaşlar bugün tekrar ineklerin içindeyiz. İneklerin haplarını attık. İnekler bir 20 gün önce videosunu çekmiştim size. 20 günde bir bakın. Biraz değişiklik olmuş mu olmamış mı? Şöyle. Bak. Arkadaşlar şu an bu hayvanlar beside olalı bir ay 6 gün falan oldu yani. 35-37 gündür beside. İnekler çok zayıf olarak geldi buraya. Bak. Yani bir buçuk aylık diyelim. Yani bir buçuk ayda inanılmaz derecede değişim uğradı. Bir buçuk aylık besi abi. Fazla değil. Bir buçuk aylık besi. Bunların 3-4 gün önce haplarını attım. O haplarını atarken video çekemedim işte. Attıktan sonra çekecektim. O da hayvanlar ishal oldu. Üstümüz başımız batar diye çekmedim. Bugüne kısmetmiş. Bakın. Şu anda iç yem olarak arpayla besi yemi dedim ya, fasulye giriyoruz demiştim o zaman. 6 kilonun üstünde yiyor. 6 kilo 200 gram yiyor mal başı şu anda. 6 kilo 200 gram. Bu malların ilk geldiği hallerinde eğer tam şey değilim. Videosu var. Onu da inşallah bunu ekleyebilirsem bu videonun bir ucuna ekleyeceğim. İlk geldiği halini. Yani 35 gün önceki geldikleri halini. Bakın arkadaşlar. Bunların en son haplama işlemlerini de yaptık. Şu haptan attım. Bu hap. Bu da bakın arkasında gösteriyor. Bakın şöyle. ...300 kiloya 3 adet. Yani 100 kiloya bir adet atılan bir hap. Yani maşallah hayvanlarımız... ...gelişim sağladı. Neden? Çünkü bu hayvanlar yayılımlarını almış. Yayılmış hayvan. Bazı inekler var, bazı düveler var. Doğuştan itibaren ahırda. Bağlı yani. O hayvanların ciğeri tam gelişmiş olmuyor. Gelişmediği için de o hayvanlar yem yedirirseniz yani 6 ay etleniyor. Ama bu hayvanlar yayılımını almış hayvan. Devamlı doğada geziyor. Bunların ciğerleri sağlam. İşte bunlarda bir hastalık oluyor. Sarılık hastalığı oluyor. Da kene oluyor vücutlarında. O kene de yemek falan vurduğunuzda düşüyor. Düştüğü zaman da bir rahatsızlık geçiriyor. İşte onu anında müdahale etmeniz lazım. Takip etmeniz lazım. Yani sarılık. Yani takip etmezseniz ateşleniyor da sarılığa çeviriyor. Hayvanı kaybedebiliyorsunuz. Ama kenenin düştüğünü, böyle hayvan rahatsızlandığını bilirseniz. Çünkü yemek vurduğunuzda belli ediyor zaten. Kene olduklarını biliyorsunuz hayvanda. Onda yemeğini vurduğun zaman veya deklomaksını kene kendinden düşüyor. Düştüğünde baktığınız rahatsızlandı, ateşlendi. Hemen ateş düşürücüsü ve vitaminini 3 gün girmeniz lazım. Antibiyotikle beraber. 3 gün girdiğiniz an Allah'ın izniyle malı kurtarıyorsunuz. Yoksa malı telef ediyorsunuz. Yani bu mallar yayılım mal olduğu için çok iyi gelişiyor. Bakın bunlar kendi buzağlarım demiştim size. Yani bunları kesinlikle ben yeni bağladım. Bunların öncesi bıraklıktı bunlar. Kesinlikle bunları ben bağlamadım. Ciğerleri ve yani ciğerleri gerisini bağlamadım. Şu gördüğünüz şu ahırda bakın burada dolaşıyorlardı böyle. Seyip bir şekilde. Yani 4 aylık olana kadar dolaştılar. 4 ay sonra bağlı hayvanlar rahatsız ediyor diye dışarıda padoğa aldım. Ondan sonra da buraya bağladım işte, yaşına girdi. Şu benim kendi buzağım zaten. O da aynı şekilde. Bunu 5 aylıkken bağladım. Bir ay oldu bağlayalım mı?
Yani önemli olan ciğerini geliştirmesi. Bakın şunlar hep kendi buzağımda. Yani hepsi kendi buzağımda. Hepsi kendi buzağımda. Bir tek bu inek dışarıdan. Şunların hepsi şu anda şu bulunduğum ortamdaki şunların hepsi kendi buzağımda. Yani boş yeme aynı koyuna verir gibi 2 kiloyla büyüttüm. Yemi basınca bakın arkadaşlar. Bak. Şu hayvan daha yeni yaşına girdi. Kestim şu an 250 kilo et var en kötü. Yani bir malı alıp da 6 ay 7 ay besleyerek para kazanılmaz inekte. İnekte güzel ilaçlama, güzel yemleme mal kısa sürede etleniyor zaten. Çünkü inen belli bir süresi vardır. İnek onun dışında mesela 100 gün güzel yemlersen 100 günde etleniyor. 100 günden sonra o hayvan zaten ne kadar yedirirseniz yedirin yağ çeviriyor. Yağ çevirdiği için de onu zaten mezbanacılar etinden sıyırıyor yani. Boşuna yedirmiş olursunuz. Bakın Allah'ın izniyle yani şu malların etlendiği ortada arkadaşlar. Bu mallara ben yani belki 2 ay yani 2 aya kadar birçoğu kesilir gerçi de en fazla yani. Bir maşallahınızı alırım. İzlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızda olacağım inşallah. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.